Hepinize selamlar. Başlıktan da anlayacağınız gibi bugün uzun serilerin bir kısmı hakkında konuşacağız. Maalesef ki şu anki insanlar uzun serilere girmek, onları izlemek istemiyorlar. Bahaneleri de bir kısmı o kadar zamanım yok demesi, diğer bir kısmı da çizimleri çok eski demesi. Ya onların açısından baktığımızda haklılık payları var. Ama sizlere bu konuda tavsiyem Çizim konusundaki ön yargınızı bir kenara koymanız. Zaman konusunda da şu an yaz ayındayız. Eğer önünüzde bir sınav yoksa ya da bir kampa girmediyseniz alın size zaman. Bundan daha mükemmel bir vakit bulamazsınız. Eğer Laz güzel diyorsun da hangisi bana göre? Şimdi birini izlemeye kalkışacağım. Zamanımın boşa gitmesinden korkuyorum diyorsanız orada da ben devreye giriyorum. Şimdi ben bu uzun seriler hakkında kendimce artılarını ve eksilerini yorumlayacağım. Sonra da tavsiye edip etmediğimi söyleyeceğim. Ama burada önemli olan benim tavsiyem değil. Önemli olan kendinizce artıların ne kadar hoşunuza gittiği, eksilerini ise ne kadar görmezden gelip o animeye başlayacağınız. Ha bu arada öneriye geçmeden şunu da belirteyim. Normal eleştiriye göre bir tık daha sert olacağım. Çünkü bunlar uzun süren seriler. Hiçbirinizin vaktini boş harcamasını istemem. Bu ön bilgileri de verdiğimize göre artık öneriye geçebiliriz. İlk gözden geçireceğimiz anime Fairy Tail. Öncelikle evreni ve hikayeyi tanıtmam gerekirse bu animemizde Nasu kardeşimiz animenin başrolü olmakla birlikte animeye ismini veren Fairy Tail adındaki bir loncaya üye. Aynı zamanda Nasu bir ejder avcısı. Ejder avcısında mantığı küçükken bir ejder bir insana eğitirse o kişiye bu lakap takılıyor. Animemizin hikayesinde hem bu loncamızın girmiş olduğu maceralar işleniyor hem de Nasu kardeşimiz küçükken ona eğiten ejder bir anda onu terk ettiğinden o kendisini terk eden ejderi aramasını işliyor. Hikaye kabataslak bu şekilde. Şimdi ben sizlere bir şey söyleyeceğim. Ya bak bunun içinde büyü var, Lonca var, ejderhalar var. Ama gelin görün ki ben bunu bir türlü sevemedim. Ben bu animeyi 3 defa bırakıp başlamak zorunda kaldım. Bak animede giriş yani Lonca'nın kendi arasındaki o muhabbetleri... ...o ortamı, o olaya giriş şekli çok güzel. Ama animede gelişme ve sonuç yok. Ulan o kadar sıkıcı, o kadar sıkıcı ki... ...animenin ilk iki sezonunu bitirebilmek için ileri tuşunun hikmetini kullandım. Bu kadar güzel bir ortam bana nasıl sarmaz diyerek kafayı sıyırdım. Ha bir de sonuç yaşandıktan sonraki o bizim Lonca'nın olayı atlatması da... Da güzel. Bak onu da belirteyim. Tamam ikinci sezonun bir kısmı ve üçüncü sezon çok sarıyor. Olaylar gelişiyor. Animasyonlar güzelleşiyor ama bana sorsanız 75-90 bölüm için 225 bölüm izlenir mi? Hayır derim. Ya bu çileye gerçekten değmez. Gelelim ikinci animemize yani Hunter x Hunter'a. Konusuna değinmemiz gerekirse Gon denilen bu yiğit, bu asil kardeşimiz ormanda oynarken bir anda bir tane avcıyla karşılaşır. Avcıların mantığı da para karşılığı iş yapan adamlara denir. Ki aslında daha geniş tanımı da en temeli bu. Bizim Gon da babasının avcı olduğunu öğrenince avcı olup babasını bulmayı amaçlıyor. Hikayemiz kısaca böyle. Şimdi animenin başlarına sadece fiziksel güç var. O yüzden başlarına siz bakmayın. İleride süper güçler ortaya çıkıyor. Ve anime o süper güçlerden sonra öyle bir hale geliyor ki ben her bölümünü ileriye sarmadan izledim. O kadar sarıyor yani. Benim şiddetle tavsiye ettiğim bir animedir. Kesinlikle izlemelisiniz. Belki bir kötü yanı var o da sonu. Onu da deneyimleyin görün. Ben bir şey demeyeceğim. Bir de daha fazla bu anime hakkında konuşmak istemiyorum. Çünkü konuşma esnasında spoiler veririm de heyecanınızı kaçırırım diye çok korkuyorum. Siz onu bunu boş verin. Siz izleyin. Ha bir de sitelerde göreceksiniz. Bunun iki tane sürümü var. Biri eski biri de 2011 sürümü. Ben başlarda eski eskiyi izliyordum. Sonrasından yenisine geçtim. Yanlış hatırlamıyorsam ben eskisinde 21'deyken yenisinde 15. mi 16. bölümümüne tekabül ediyordu. Galiba yeni sürümünde bazı şeyleri atlamışlar. Aradaki farkı bilmiyorum. Bilenleriniz varsa yorumlara yazarsınız. Şahsen ben 2011 sürümünü izlemiştim ve gayet de tatmin ediciydi. Eğer aralarında fazla bir fark yoksa 2011'i izlemenizi tavsiye ederim. Onun görüntüsü, onun animasyonları daha iyi. Üçüncü değineceğim anime Naruto. Şimdi bir tane arkadaşımız var. Adı Naruto. Bu kardeşim biz bir tane köyün başına geçmek istiyor. Tabi öyle yoldan her geçeni köyün başına koymadıkları için bizim bu arkadaşımızın güçlenmesi gerekiyor. İşte hikaye Naruto kardeşimizin köyün başına geçmesine kadar yaşadığı olayları anlatıyor. Bu arada anime evrenimiz ninja ortamını anlatıyor. Onu da belirteyim. Ve gelelim benim bu anime hakkındaki görüşüme. Bu animenin hikaye sunumu o kadar berbat. O kadar berbat ki. Bakın arka planda dönen hikayeden bahsetmiyorum. Benim dediğim şey o hikayenin sunumu şöyle düşünün bir tane pasta var önünüzde. Tadı çok iyi ama dış görünüşü berbat. Pastayı alır mısınız? Almazsınız. Şimdi bana abi yan hikayenin fazlalığından bahsediyorsan çoğu uzun serilerde var diyeceksiniz de benim yakındığım konu yan hikayenin fazlalığı değil ya o da var da. Asıl değineceğim husus öyle yerlerde yan hikaye koyuyorlar ki ve öyle şekilde uzatıyorlar ki böyle aklınız çıkar. Bak savaş çıkmış bu savaş baya önemli bir savaş. Ulan bir başında bir ortasında bir sonunda 3 defa bu savaş bölünüyor. Hayır 5 bölüm olsa öpün başınıza koy. Ama yok. Sır savaşa devam edebilmek için ben 10 veya 12 bölüm atladığımı biliyorum. Bu arada bu bahsettiğim şeyler birinci kısımdan çok ikinci kısım için geçerli. Hatta şöyle bir iddia atacağım ortaya. Birisi birinci kısmı izlemeyip ikinci kısma başlasa ve hiç bölüm atlamasa birinci kısmı bir daha izlemiş olur. O kadar da eminim. Ya bak yanlış bilmiyorsam aynı şirketin yayınladığı başka bir animeye bakalım. Black Clover. Ulan bu anime neredeyse Naruto ile aynı. Ana karakter çok umutlu, her şeyi konuşarak çözmenin derdinde, çok bağırıyor, çok fişek. O da şehrin büyücü kralı olmak istiyor. Sadece biri ninja evreninde geçiyor, diğeri de büyü evreninde. Birinin içinde kurama var, diğerinin içinde şeytan var. Lan konseptler bile neredeyse aynı. Ama gel gör ki Black Clover Naruto'nun beceremediği şeyi çok güzel beceriyor. Adamlar hikaye sunumunu Naruto'dan çok daha iyi yapmışlar. Bakın tekrardan söylüyorum. Çünkü bazı zeki arkadaşlarımız birden fazla demedikçe anlamıyorlar. Hikayesi daha kaliteli demiyorum. Hikaye sunumu daha kaliteli diyorum. Neden bu konunun üstünde sürekli duruyorum biliyor musunuz? Animelerde ki özellikle uzun soluklu animelerde hikaye kadar hikaye sunumu da çok önemli. Sana ard arda 100 bölüm bilemedim 500 bölüm izletecek şey hikaye sunumudur. Hikayesi tabii ki de iyi olacak. Ama hikaye sunumu her zaman bir adım daha önde olmalı. Mesela ben Black Clover'ı öneririm. Bence çok güzel bir seri. Zamanınızı boşa harcatmaz. Eğlenirsiniz de. Ama gelin görün ki Naruto'yu önermem. Neden önermediğimi anlamışsınızdır da ben bir neden daha eklemek istiyorum. Şimdi Naruto'yu bitirdiğinizde böyle içinizde büyük bir boşluk oluşacak. Değişik hissedeceksiniz. Sonra araştırmaya koyulacaksınız. Devamı var mı? Film yapmışlar mı diye. Heh işte siz o araştırmayı yapmayın. Gerçekten söylüyorum. Bakın tecrübe konuşuyor. Hayatının en büyük hatalarını say deseler ilk beşte bu olur. O kadar yani. Ama ben biliyorum bizim millete izlemeyin yapmayın dedikçe daha çok yapası geliyor. Neden mi? Bak burada da tecrübe konuşuyor. Ya ben bu animenin eleştirisini yaptığımda izlemeyin dedim. Gitmiş millet izlemiş. Bizde öyle. Bir şey yapmayın dediğin zaman illa yapası geliyor. Ondan ben de o illetten bahsetmek istiyorum. Naruto'yu önermememin bir diğer sebebi de Boruto. Çünkü Naruto izleyenlerin eninde sonunda karşılaşacağı illet bu. Geri gelmişken bu animeye de değineyim diyeceğim de Allah bunun zaten belasını vermiş. Ben daha neyine değineyim? Bir seri önceki serinin devamı olacağına nasıl belası olabilir? Anlamıyorum ya. Ulan bu anime kendi serisine bir hakaret olarak yapılmış. Size tavsiyem izlemeyin, izlettirmeyin. İnsanları bu bataklıktan çıkarın. İzlediğiniz, harcadığınız vakte yazık. Sıradaki anememiz de, bak şimdi ben burada gülüyorum. Çünkü acaba size nasıl 1028 bölüm kitleyebilirim onu düşünüyorum. Şimdi birkaç bölümden bir şey olmaz mı desem. Kaç bölüm olduğuna bakma, izle sıkıldığında bırakırsın mı desem. Ya benim size bunu bir şekilde kitlemem lazım. Bunu nasıl yapabilirim? Nasıl yapabilirim? Oğlum aklıma bir şey gelmiyor benim. İzleyin ya işte. Sorgulamayın. Atın bütün bahanenizi bir kenara. Amacınız Luffy ile maceraya çıkma olsun. Özellikle bunu burada belirtiyorum. Bakın bazı arkadaşlar animeden sıkılıyor. Ya da animeyi yarım bırakıyor. O yüzden sıkılanlara, o yarım bırakanlara şunu söylüyorum. Eğer amacınız Naruto gibi 50 bölümde bir power up alsın niyetiyle girişmişseniz. Veyahut başka sebeplerden ötürü girişmişseniz zevk alamazsınız. Ama ana odağınız Luffy ile olan Maceranız olursa, bak o zaman bambaşka zevk yaşarsınız. Şimdi fanlar bana kızmasın hikayesi yok, güçlenme yok demedim. Onlar elbette varlar. Hikayesi çok kaliteli, çok iyi. Power up almaları da ayarında onlara lafım yok. Sadece animenin öne çıktığı konu hakkında konuştum ben. Bu kadar konuşmaya hala daha izleme niyetiniz yoksa son silahımı da kullanıyorum ben. Bak biz bu animeye puan verecek olsak. Şu an götümden uydurdum evet. Tam tam olarak şu an uydurdum götümden. 10 yıldızın da üstünde özel sınıf diye bir kategori oluşturur. Oraya bununla Hunter x Hunter'ı O kadar yani. Bak bu olay bile seni izlemeye itmiyorsa Başka hiçbir şey itemez. Bugünlük bu kadar olsun. Biliyorum bahsetmediğim bir sürü anime var. Normalde daha fazla bahsedecektim de malum hastayım. Enerjim bu kadarına yetiyor. Beğenirseniz ikinci videoyu da patlatırız. Şöyle bir özetleme yaparsak yine videomun en başında da dediğim gibi. Benim neyi tavsiye edip neyi tavsiye etmediğim ikinci planınızda olsun. Siz artıları ve eksileri kendinize belirleyerek animeyi izlemeye koyun. Başınız artık. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bu <laughs> kesin キスの音とりあえず中を見てくださいあはいあ <laughs> このパクり方からいくとまさかそうお察しの通り